Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Billboard çalışması yapacağız. Billboard çalışmasını nasıl yapacağız? Yine Yorkshire'e kullandığımız o hani garip şeylerden kullanacağız. Fotoğrafı değiştirebiliriz ya da ek fotoğraf ekleyebilirim. Aklımda bir tane fotoğraf var. Onu daha önceden hazırlamıştım kullanabilirim diye. Billboard çalışmalarında dikkat etmeniz gereken şey, şimdi billboardların bu dış kısmında işte çerçevesi var ya, o çerçevesinin görüntüyü yazdığınız yazıları falan kapatmaması gerekiyor. Normalden biraz daha büyük ölçüler veriyorlar size çünkü. Bir 5 santim, 6 santim kadar, hatta bir 10 santim kadar içeride çalıştığınız zaman, çünkü 3 metreye 2 metre gibi bir ölçüsü var. Artık milim değil, santim santim pay bırakacağız. Yani bir 10 santimlik pay bıraktığınız zaman bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Hani işte kapanma, görünmeme gibi bir durum olmaz diye düşünüyorum. Bir 10 santim bırakacağız. Aklınızda bulunsun. Ölçümüzde şuradan bakalım. Farklı ölçüler olabilir. İşte 5 santim, 10 santimlik bir fark olabilir yapacağınız billboard'a. Çünkü farklı markalar kullanıldığı zaman hani o yapıları ya da üreten firma farklı üretebiliyor. Bizim şu anki ölçümüz 3 metre 540 milim, 3 metre 54 santim. Diğeri de tam 2 metre değil, hani 1 metre 95 santim 6 milim kadar. Milimi de var nedense, hani böyle bir ölçü vermişler. Bunun görünen şeyini vermiş, hani işte bir 5 santim kadar içerideymiş görünür kısmı. Biz bir 10 santim vereceğiz ki işimizi garantiye alalım. Yazılarımız falan kesilmesin. Cetvelimizi CTRL R ile açıyoruz. Şöyle şuradan bakalım. Şimdi şunu sıfıra dayadığımız zaman şurada DX'lerde falan görüyoruz zaten kaç santim verdiğimizi. Şöyle bir 10 santim kadar 100 milim ve pay bırakalım etrafta. Alt tarafa da aynı şekilde bir 10 santimlik pay yetecektir diye düşünüyorum ben. Hani hemen hemen birebir 10 santim olmasına gerek yok. Çünkü zaten 5 santim yeterli. 10 santim bıraktığımız zaman hani mutlaka yeterli olacaktır. Daha fazla da bırakabilirsiniz. Hani işinizi daha garantiye almak için özellikle küçük yazılar falan varsa. Genelde billboardlarda küçük G ile yalnız küçük yazılar pek kullanılmıyor, fakat hani kullanmak isterseniz ya da öyle bir ihtiyaç varsa kullanabilirsiniz. Şimdi adresi kullanacağız. E-mail adresini kullansak mı? E-mail adresini kullanmayacağım. Telefonu kullanacağım. Aynen. Hatta bu telefonu değil. Cep telefonuna ihtiyacımız yok. Buradan sadece adresi alsak yeterli. Amerikan servis dosyasını da açmıştım. Oradan da neler var? İşte sosyal medya, rezervasyon. Aynen bunlar yeterli olacaktır. Bilgi açısından bunlar gayet yeterli şeyler. Şuradan şunu beyaz yapalım, görünsün. Aramaya gitmeliyim 2 dakika sonra. Şimdi bakalım. Bu aynı konsepti kullanalım. Şu afiyet olsun kısmını kaldıralım. Şu logoyu kullanacağız. Bu temayı komple kullanacağız. Şunu bir sileyim. Seçerken bunlar da gelmesinler. Şunları da silmek istiyorum. Şöyle burayı aldım. Buraya yapıştırdım. Direkt hani zaten daha önce dediğim gibi hani bir defa yaptığınız zaman bu işi sürekli bunu tekrar edebilirsiniz. Hani hem uyum açısından hem de hani bunu tekrar etmenizde hiçbir sakınca yok. Bu fakat şimdi şöyle bir şey var. Fark ettiyseniz 12 piksele düştü iş. Hani DPI 11 DPI oldu. Bu sorun yaratacak baskıda. Billboardlarda eğer böyle bir zemin kullanacaksanız çok yüksek çözünürlükte olmasına dikkat edin.
en az dış mekan baskılarda en az 72 DPI olması lazım. Hani matbaalarda 300 DPI'dı. Dış mekan işlerinde folyo, branda, işte billboard vesaire buna benzer işlerde en az 72 DPI olması lazım ki yüksek kalitede olsun. Ki zaten sizin müşteri kitleniz ya da insanlar buna uzaktan bakacağı için 72 DPI çok 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 yüksek çözünürlüklü olabilir. Ha daha yüksek çözünürlüklü olabilir mi? Evet olabilir. Ama 72 DPI idealdir. Hani daha yüksek çözünürlüklü olmasını isterseniz öyle çalışırsınız. Ama bence yeter. Şimdi şu taşırma paylarımızı da verelim. Şu dışarıya çıksın. Şu resmi croplayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir rectangle çizip şu resmi kırpalım. Hemen en alta gönderelim. Tabii bizim resmimizin şurada böyle bir şey vardı. Onu da kaldırdık. Gereksiz bir şey zaten. Bunu birazcık büyütmemiz gerekecek. Ya da bunun payı varmış zaten. Şöyle çift tıklayarak bunu buldum. Şuraya genişlettim. Artık desenin bu kısmı da gözüküyor. Evet, şunları yine aynı şekilde en alta yerleştirebiliriz. Şöyle öne getir diyelim. Şöyle şuraya yerleştirebiliriz bunu. Adresi de şu Alanya kısmını yanına alalım. Şöyle olsun. Şöyle hizalayalım. Pardon. Tamam. Şöyle dursunlar. Biz bunları zaman önce cropladığımız için ama convertlediğimiz için yani böyle problemler yaşayabiliyoruz. Siz bu problemleri yaşamamaya dikkat edin. Özen gösterin. Şimdi şu da varmış. Bundan da kurtulduk. Bunu en öne getir diyoruz ve şunu bırakalım. Şöyle şu kısma da adresi yazalım. Sonuçta bizim adresimizden bize ulaşmalar bizi bulsunlar diye uğraşıyoruz. Adresi birazcık büyük yapabiliriz. Şimdi buraya güzel bir slogan yazmamız gerekiyor. Ama ondan önce ben şu bulduğum resmi buraya kopyalamak istiyorum. Şöyle bir sanırım ne bu kaburga. Buna kaburga herhalde ya. Pirzola yazalım. Şey güzel olur. Hani iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum pirzola yazası mı geldi. Yani doğrusu ne bilmiyorum. Hiç yemeklerle bu tür şeylerle pek aram yok. Menülerde falan görüyoruz ama hiç böyle ilgin de yok zaten. Pek yemeği de sevmem. Et de çok sevmem. Şimdi bunun dışına bir çerçeve yapmamız lazım. Hem de bu kompozisyona uygun olması lazım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuna şu lacivertten şöyle kalınca bir kontur verelim. Hatta bu konturu degrade olarak da verebiliriz. Şöyle şunu seçtiğimiz zaman bize degrade verecektir. Opaklığı %100 yapalım. Bunun da opaklığını %100 yapalım. Şuradan rengimizi alalım. Bunun rengini biraz açayım. Biraz açık bir renk olsun. Şöyle direkt buradan da açıklaştırabiliriz. Aynen. Şöyle ekstra bir koyulup gireceğim buna da. Tabii bu Pantone olduğu için bizi biraz şey yaptı. Şöyle yapalım. Buna farklı bir ton girelim. Hiç onunla uğraşamayacağım.
Şöyle olabilir. Hatta şu da olabilir. Bunu buradan buraya sürükleyebiliriz. Renkler uyum sağlamadı. Pantoneler. Neyse. Şöyle zaten yeterli olur diye düşünüyorum. Hafif bir degrade olması beni mutlu etti şu anda. Şimdi bunun yanına tabii dur bir saniye logomuzu koymadık. İlk önce logomuzu bir yerleştirelim. Aynen. Şöyle biraz daha koyulup girebiliriz. Aynen logo belli olsun diye. Şöyle şu üst kısma da hatta bundan şöyle iki tane yapalım. Ya da yazılarını yazdıktan sonra kopyalayabiliriz daha iyi olur. Şöyle buraya yazalım işte kuzu. Kuzu Pirzola. Bunu beyaz renkte yapacağız. Çünkü yazılarımızı hep beyaz kullanıyoruz. Buraya da çok iyi uyum sağlıyor. Şöyle biraz sağ tarafa doğru çekebiliriz. Hatta şunları da biraz sağ tarafa doğru çekebiliriz. Şöyle aşağıya indirelim. Şöyle garip bir slogan yazabiliriz diye düşündüm. Hani şöyle şunu buraya yazalım. Şimdi şu fontlarda da bir sorun var. Mesela çok büyük yapamazsınız. Hani sonuna kadar kullanamayabiliyorsunuz. Kaç oldu? Hani hatta şunu da göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız. Mesela bunu bu boyutta yapamıyorsunuz. Neden? Nedenini bilmiyorum ama böyle bir sınırlama koymuşlar. Mesela 1500 puntoluk bir yazı yazamıyorsunuz. 1296'da kalıyor. Hani nedenini bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Hani hiç araştırma gereği duymadım. Kuzu Pirzola kaç para olsun? 89. 89,50. Tabii 50'yi biraz küçülteceğiz. TL yazalım bir de buna. Aynen 89,50 lira 50 kuruş. Şöyle bunu daha ince, daha küçük bir puntoyla. Tabii 72 kadar değil, 200 punto olabilir. TL'yi de 200 punto yapalım. Ya da 250 punto olsun. Çok küçük kaldı gibi. Hatta bunu da kalın yapalım. Ya ne olacak sanki. Şöyle bunu da 250 punto yaptık. Aynen. Yapıştıralım. Hatta aynen küçültelim bunları. Bu çok büyük oldu bunlar. Şöyle noktayla beraber küçültelim. 89. Aynen bu olmadı. Bunu daha büyütmek için şöyle ana hat oluştur deyip yanına şunları yerleştirelim. Bunları küçültelim. Zaten bunların yazı karakteri belli.
hani ölçüsünde o karakterden tutturabilirsiniz. Şöyle şunun tabanına hizalayalım. Şöyle çok yer kaplamasın, bu tarafa, sağ tarafa çok geçmesin diye küçültüyorum. Bir de zaten 50 kuruş yazıyor, TL yazıyor yani. Hani ne olabilir ki? Ne yazabilir yani orada? Önemli olan 89 lira olması. Aynen, 89 lira da bayağı iyiymiş yalnız. Hani pahalı mı yapıyoruz nedir, anlamadım. Biraz pahalı sanırım. Şöyle biraz daha sağ tarafa çekebiliriz. Aslında böyle açılıyor gibi olmadı ama hani iyi bir tanıtım olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle mesela menüde de mesela böyle bu tarz bir şey kullanabilirdik aslında. Hani şu anda geliyor aklıma ama hani menüde de bu kullanılabilirdi. Şöyle biraz çekelim. Şunlara ve şuna gölge vermek istiyorum. Hem o videoyu izlemeyen arkadaşlar için de iyi olur diye düşünüyorum. Gerçi Amerikan serviste göstermiştim. Amerikan serviste de gölge işlemini kullanmıştık. Burada da kullanabiliriz. Hatta şu yazı için de kullanabiliriz. Fakat dediğim gibi bazı makinelerde işte hani düşük işlemcili, düşük i5 falan işlemci falan varsa çok kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü sorun yaratabiliyor. Hani kasıyor bilgisayar biraz. Şöyle alt gölge. Önünüzde diyelim. Önünüzde dedim, bir kaldı hani. Yani şöyle haliyle, bir de çok büyük olduğu için. Evet, oluşturuyor. Bir de tek tek oluşturuyor. Şöyle ön izlemeyi kapatalım. Şöyle buna bir en az 10 milim 10 milim şöyle bir ön izleyelim bakalım ne yapacak. Aynen, bayağı bir şey yaptı. Bulanıklaştırmadı çünkü, hani bulanıklaştıramadı çünkü 1 milim kadar bulanıklık verdiğimiz için çok da bir şey yapmadı. Buna alternatif olarak ne yapabiliriz? Zaten o da benzer bir şey yapıyordu. Şöyle yapıp ya da şöyle hafif alttan gözüksün diye bunu gruplayalım. Şöyle bir kenara çekelim. Şöyle rahat rahat çalışayım. 50 kuruşa yapmadık. 50 kuruşun gölgesi yok. Şöyle siyah yapalım bunu. Opaklığını da çok az düşürelim. Şöyle kısa yoldan bir gölge eklemiş gibi oluruz diye düşünüyorum. Ha, bunu Photoshop'ta yapıyorsak hiçbir sıkıntı yok. Hani hemen oraya gölgeyi de ekleriz. Böyle kasma problemleri falan da olmaz hani. Ama Illustrator biraz daha vektörel tabanlı düşündüğü için, hani onu her boyutta uygulamak istediği için böyle bir problem çıkartıyor. Buna da aynı şeyi yapalım. Şöyle az uzana yapalım. Şuradan siyahı seçelim. Opaklığını düşürelim. Şöyle. Hani tamam, çok kaliteli bir çözüm değil fakat iş görür. Hani bize bir gölge havası verir. Bir ön plana çıkartır en azından diğer objelerden. Bir ön planda olur. Şurada bir şey fark ettim. Mesela bunu fark etmediniz diyelim. Şöyle küçük kaldığını düşünürsek, şu kadar olsa bunu görmeyebilirsiniz. Görünmüyor da. Ama baskıda burası görünüyor. Bu ev burası ne kadarmış ölçüsü? Yani bu kısmın ölçüsü 2 santim kadar. Hani 2 santimlik bir boşluk kalacak orada. Bu da sorun olmaz fakat yine de dikkat edin. Hani oranın öyle olmadığına dikkat edin. Şöyle bunu ortalayalım. Şunu böyle yapsak ne olur? Saçma olur. Bunu da ortalayalım. Ortalayacak yerimiz var. Şöyle bunu kalınlaştırmak istiyorum. Çok az. Şöyle bir 9 punto kadar kalınlaştırırsak, aynen biraz kalınlaştı.
Aynen, billboardları bu şekilde yapabiliriz. Bunu PDF, EPS şeklinde kaydettiğiniz zaman baskıya gönderebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bir sorun yaşamazsınız. Ha, zaten ölçüleri bilmiyor olsanız bile bunu benim verdiğim ölçülere yakın çalıştığınız zaman sorun yaşamazsınız. İşte hani enine boyuna uzatırlar, kısaltırlar. Hani sıkıntı olmaz. Ama yine de çalışmayı yaparken bir ölçü almanızı tavsiye ederim. Hani gidip tabii metreyle falan gidip billboard ölçmeyin ama baskıyı yaptıracağınız yerde ya da firmayla, hangi firmayla anlaştıysanız, o firmadan işte bu billboardların ölçüsü ne olacak diye sorarsanız daha iyi olur. Tasarımımızın ne olacağını bilirsiniz. İşte sünme problemleri falan olmaz. Mesela yuvarlak kullandık. Diyelim ki arada bir 30 santimlik fark var. O yuvarlak sünüp gidecektir. Yani şöyle enlemesine bir 30 santimlik bir fark olduğunu varsaysak, yani yuvarlak olmayacak tam olarak. O yüzden bunlara, ölçülere dikkat edin. Hani orada tamam uygularlar, şey yaparlar ama sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Bunun dışında aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa bunu bana sorabilirsiniz. Ve bana soru sorduğunuz zaman gerçekten mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. Hatta arkadaşımız işte mockuplarla ilgili bir soru sormuştu bundan önceki videoda. Gayet mutlu oldum yani, dedim hani yaptığım şey bir işe yarıyor dedim yani. İstediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bundan gerçekten çok mutlu olurum. Şurada da bir sorun daha gördüm konuşurken. Onu da halledelim madem. Şimdi bunu biz rectangle yapmıştık ve köşelerini hatırlıyorsanız şöyle bükmüştük. Bu aynı şeylerdeki gibi. Niye düzeltemiyorum? Aynı konturlarda olduğu gibi bunların da ayarları kaçabiliyor. O yüzden bunlara da dikkat edin. Rectangle'a böyle bir şey yaptıysanız büyüttüğünüz zaman. İşte punto olarak hesapladığı için o köşelerin ölçüsünü, işte 20 punto, 30 punto gibi bir hesapladığı için büyüttüğünüz zaman sabit 30 puntoda kaldığı zaman bir yuvarlaktan çok daha böyle bir köşeye doğru gitmeye başlıyor. Hani daha küçük kalıyor haliyle. Onlara da dikkat ederseniz yaptığınız işlerde sıkıntı yaşamazsınız. Mesela bunu küçültmüş olsaydık yuvarlak olacaktı direkt, hani köşeler tamamen kapanacağı için. Ya da sizin istediğiniz ölçüye gelmeyecekti, aynı fontta olduğu gibi. Siz küçültmek istedikçe o bir tık büyümek zorunda kalacaktı. Evet, köşeleri, puntolarını sabit tutma isteğinden dolayı. Evet, bu işi de bu şekilde tamamlayabiliriz. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, zaten altta sürekli butonları falan gösteriyor. Ayrıca videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için tekrardan. Kolay gelsin.